Videomuzun konusu high fit takımlar. High fit takımları değerlendireceğiz. Videomuzda bunun bütün özelliklerini, bütün teknik bilgilerini sizinle paylaşacağım. Talaşlı İmalat'ta sanayinin her alanında kullanılan high fit takımlarla ilgili bütün bilgi ve tecrübemi aktaracağım. Bunun için de elime Eurolay'in BLMP high fit ucu geçti ve bu uç üzerinden ve ucun arkasındaki önerdiği ilerleme, devir, paso miktarlarından da yola çıkarak en uygun sonuçları size anlatacağım. Şimdi ilk önce high fit takımların avantajları nedir? Bundan başlamak lazım. En büyük avantajı adından da anlaşıldığı gibi hızlılar. Abi bu takımlar eğer tezgahının önden satır okuması hızlıysa, tezgahın rigid bir yapıya sahipse, yani gövdesi sağlam, çalışma aksanları düzgün ve yerindeyse, bütün şartlar yerindeyse, yani sağlam bir tezgahın varsa 10.000 ilerlemeye kadar çıkabilirler. Özellikle büyük boşaltmalı cepleri, büyük formlu çelikleri, payı fazla olan döküm çekirdekleri çok hızlı bir şekilde kabasını atıp ara kaba ve finish işlemlerine geçmek için harika bir çözüm sunar. Dakikalar içerisinde normal bir APKT düz taramanın saatlerce çalışsa bile ancak yapacağı bir işi high fit takımlar tabiri caizse çok kısa bir sürede yapabilirler. Ama burada şartların yerinde olması lazım. Rigid bir tezgah ve tezgah tablasına rigid bir şekilde bağlanmış iş parçası ve takımın bağlama boyu. Bunlar önemli kriterler. Bu takımların verimli bir şekilde çalışması için şartların iyi olması lazım. Bütün şartlar yerindeyse 10.000, 15.000 hatta ilerlemeye kadar çıkabilirsiniz. Dediğim gibi şartların yerinde olması lazım. Yalnız bu high fit takımları kullanırken bazı teknik bilgileri bilmeniz gerekiyor. Bazı high fit uçlar darbeyi ve titreşimi sevmeyebilirler. Eğer darbeli yerde bir işlem yapacaksanız, darbeli yerde çalışacaksanız ona göre elmas seçmeniz gerekiyor. Mesela Eurolay'ın tam da bu durumda iki tane kalitesi var. Biri darbeli işler için, biri de darbesiz işler için. O yüzden bunları kullanırken nerede, hangi şartlar altında çalışacağınızı, takımın elmasını aldığınız firmaya söyleyin. Deyin ki ben şöyle şöyle bir yerde çalışacağım ama darbe var, işte delikler var, ne bileyim kanallar var, burada çalışacak, bana ona göre elmas ver deyin mutlaka. Ve takımları da mümkün olduğunca kısa şekilde bağlamaya çalışın. Bir diğer not ise eğer bir havuz boşaltacaksanız direkt dikine paso vermeyin. Tamam 10'da 5, 10'da 4 paso veriyoruz ama direkt Z'de paso vermeyin. Rampa yaparak ya da interpolasyon ile paso verin ki takım daha uzun ömürlü çalışabilsin. Yani ilk önce rampa ver, kendine bir yer açsın takım, sonra işlemeye devam etsin. Bu çok önemli. Sakın dikine olduğu yerde paso vermeyin. Dünyanın en kaliteli elmasını da kullansanız dikine sadece matkaplar çalışır. Hiçbir freze, hiçbir high fit takımları dikine çalışmaz. Bu önemli. Sonrasında yine eğer bir havuz boşaltacaksanız yanal kaymayı, mesela şöyle şöyle paso verdiniz ya, aldı ya, bir sonraki pasoya geçerken S şeklinde yapın. Tamam, yani zikzak yaparak bir sonraki pasoya geçin. Bu da önemli. Yine kullanırken bu kafayı, high fit'in kafasını bir sapa taktığımız zaman, yani bir uzatmaya taktığımız zaman, uzatmamızın çapı 30 ise high fit takımımızın çapı 32 olsun. Yani şaftımız takım çapından her zaman 1-2 milim düşük olsun. Zaten genelde böyle olur ama buna da dikkat edin. Çünkü havuzlara falan işlerken dibe doğru indiğinizde şaftınız duvara sürtebilir. High fit takımların tanımını kısaca yapmak istersek şunu diyebiliriz. Geleneksel frezeleme metotlarına göre daha az talaş kaldırıp daha yüksek ilerleme hızlarına sahip takımlardır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dediğim gibi eğer tezgahınız rigid ise, tezgahtaki işlenecek olan iş parçası rigid bağlanmış ise, takım boyu da kısaysa, elmas seçimini doğru yaptıysanız, devir ilerlemeyi de doğru hesapladıysanız, aynı zamanda pasoyu da doğru hesapladıysanız korkmayın, 10.000 ilerlemeye kadar çıkabilirsiniz. Hatta bunun için Eurolay'ın çok güzel bir uygulaması var. Telefondan size göstereyim hemen. Bu arada uygulama hem Android'de hem de iOS'ta var. Bilginiz olsun. Uygulamanın ismi Eurolay. Videoda ismini görüyorsunuz. Mesela burada hesaplamalar var. Hesaplamalara giriyoruz. Bizim elmasımız ne diye geçiyor? Frezeleme, değil mi? İşleme merkezlerinde kullandığımız, yatay işleme merkezinde kullandığımız, daha doğrusu frezeleme diyoruz biz bunlara. Sonra frezeleme kısmına giriyoruz buradan. Burada
kesme hızı diyor. Mesela uç kutusunun arkasına bakıyorum. Bana önerdiği kesme hızı 175'miş. 175 diyorum. Ve frezeleme çapı, yani takımımızın çapını giriyoruz buradan. Diyelim ki bizim takımımızın çapı 32 olsun. Hesapla dediğimiz zaman bakın 1741 devir çıktı. Deviri bu şekilde bulduk. Tamam. Bir de burada şeyi unutmayalım, 1741'i unutmayalım. Bir de kesme hızı var. Bir de kesme hızına bakın. Şey, tablo ilerlemesi var. Tablo ilerlemesine girelim. Tablo 1741'di yanılmıyorsam. Takımımızın ağız sayısı 5 ağızlı diyorum. Ve diş başına ilerleme yine elmas kutumuzun arkasında yazıyor. Diş başına ilerlemeyi ne vermiş? F0.45 ya 0.1 ile 0.8 vermiş ama onun önerdiği 0.45 önermiş. Yazalım. 0.45 dediğim zaman 3917 ilerleme veriyor. Uygulama çok sade ve çok kullanışlı. Bu arada bilginiz olsun. Gönül rahatlığıyla uygulamayı kullanabilirsiniz. Yani çok bir şey bilmenize gerek yok uygulamayı kullanmak için. Sadece elinizde Eurolay'ın bir elmas kutusu olsun ve bu elmas kutusunun arkasında zaten VC, AP, F değerleri yazıyor zaten. Onu sadece açıp takım çapınıza göre programa tanıtıyorsunuz. Bitti gitti. Okey. Eurolay'ın Türkiye müvessili Erbilekler, bilginiz olsun. Erbileklerin hatta internet siteleri falan da var. İnternet sitelerinden direkt bütün bilgilere de ulaşabilirsiniz burada. Direkt Google'a Erbilekler yazdığınız zaman siteye girin. Burada ürünlerinin tamamını görebilirsiniz. PDF kataloglarını indirip onlara da ulaşabilirsiniz. Burada nedir ürünlerinin olduğunu. Bakın. Biz şimdilik geçelim BLMP'mizin konusuna. Bir BLMP'ye bakalım. Bazen her şey bilgisayar başında anlattığımız gibi olmayabiliyor. O yüzden yerinde görmek lazım bazı şeyleri. Burada gördüğünüz gibi elmasın arkasındaki VC kesme hızlarını, kesme değerlerini hepsini dikkate alıyoruz ve programları tamamen buna göre yapıyoruz. Tabii kullandığımız çelik malzemesi de burada önemli. Buna mutlaka dikkat ediyoruz. 5 ağızlı bir takım. Bakın burada hemen devir ilerlemeyi hesaplıyorum tezgah başında ve bunu tezgaha uygun şekilde yazıyorum ve daha sonra işlemeye tabii geçiyoruz. Burada yani yaklaşık bu uç, yani bir elmas yaklaşık 4 saat 20 dakika falan sürdü. Bu parçayı işlemek yaklaşık 4 saat 20 dakika sürdü ve tamamında da elmasın tek tarafını kullandık. İlerleyen videolarda size nasıl bir iş çıkardığını göstereceğim. Burada takımın çalışırken soğutma sıvısından ziyade daha çok hava kullanmanızı öneririm. Çünkü high-fit takımlar genelde soğutma sıvısı yerine havayla çalışmayı daha çok severler. Amacı ise havanın kullanılmasının amacı ise orada çıkan talaşları parçadan uzaklaştırmak. Çünkü bir kesici takımın en büyük düşmanı kesilmiş talaşları tekrar takımın ağzına gelip İş parçasıyla takım arasında kalıp böyle bir kazıma görevi görür ve bu da elmas tabi tutunup malzemeyi kesemediği için elmasın hemen kırılmasına sebep olabilir. O yüzden soğutma sıvısı yerine tezgahınızda özelliği varsa lütfen hava kullanın. Eğer yoksa da o zaman basınçlı bir şekilde su soğutma sıvısı kullanmanızı öneririm. Burada gördüğünüz gibi biz şu anda kenar işleme yapıyoruz. Bir iş parçasının kenar işlemesini yapıyoruz. Büyük bir iş parçası bu arada. Burada takımın verimli çalışmasının en büyük sebeplerinden bir tanesini görüyorsunuz. Parça tezgaha rigid bir şekilde manyetik tabloda bağlanmış. İkincisi ise kullandığımız takım boyu çok kısa. Daha önceki işlediğimiz malzemeleri görüyorsunuz bu şekilde. Parçanın işlemeden önceki hali bu. Burada bir şey anlatacağım size. Eğer takımınız içten su vermesi yoksa ya da tanzikli bir şekilde hava yoksa, bakın şuradaki yarım izi görüyor musunuz? Bir tırlama olmuş. İşte bu kesilmiş talaşın tekrar takımın ağzına gelip ve o talaşın orada o yüzeyi bozmasına sebep olmuş. Bir. İkinci bir sebebi şu da olabilir.
uzun bir takım bağlamasınızdır ve takım çalışma esnasında çok uzun olduğu için titreşime girmiştir ve elmasın bir tanesi kırılmıştır ve ondan da yüzeyi bozmuş olabilir. Ne demiştik videonun başında? Hi-Fit takımları mümkün olduğunca kısa bağlamanızı öneririm ve tezgahın güçlü olması gerekiyor. Bütün bu işleme zamanlarını ve takımın fiyatını ortalamaya vurduğum zaman tam şunu diyebilirim: fiyat performans ürünü. Gerçekten bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şartlar yerindeyse karlı işler çıkarabilirsiniz. Manyetik tablolarda parça işlemenin avantajı olduğu gibi dezavantajı da var maalesef. Gördüğünüz gibi videoda kopan talaşlar direkt hemen manyetik tabloya yapıştığı için ve parça da eğer tezgahtan, yani işleyecek olduğumuz iş parçası tezgah tablasından, manyetik tabloda yani yukarıda bağlanmamış ise maalesef takım aşağı doğru indiğinde, kesilmiş talaşlar tekrar takım ağzına geldiğinde maalesef bu durumda uçlarınız kırılabilir. Yapmanız gereken: manyetik tabladan en az bir 5-10 mm yukarıda bağlayın. Bunun için pabuçlar falan var. Bizim elimizde şu an olmadığı için videoyu maalesef bu şekilde çekmek zorunda kaldık. Ama şu aklınızın bir kenarında olsun: kesilmiş talaşlar kesici takım çalışırken ağzından uzakta tutmamız gerekiyor. Takım boyunun kısa bağlanmasının ne kadar avantajlı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Parçanın duvarlarındaki, yani kenarlarındaki dikine olan takım yollarına bakın. İşte bu şartların yerinde olduğunu gösteriyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bak, helisel bir şekilde giriş yapıyoruz. Helisel bir şekilde giriş yaptığımız için takımın parçaya dalışını rahatlatmış ve kolaylaştırmış oluyoruz. Ve böylelikle elmasımızın ömrünü artırmış oluyoruz. Burada takımın tırmanarak kesim yapmasına özen gösterin. Şekilde gördüğünüz gibi bakın, takım normal saat yönünde dönüyor. Gördünüz mü? Ve saat yönünün tersine de kesme işlemi yapıyor. Buna dikkat edin. Bu takımın performansını artıran bir kesim yöntemidir. Sakın konvansiyonel kesim yapmayın. Burada fark ettiyseniz tanzikli bir havayla parçanın içerisinde biriken talaşları dışarı atıyoruz. Bu Hi-Fit takımlar için çok önemli. Kesilmiş talaşlar parçadan uzak durmak zorunda. 4 saat çalıştıktan sonraki takımın hali bence gayet iyi. Eurolay elmaslarıyla ilgileniyor iseniz ve işletmenizi bu elmaslardan almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Şurada mail adresimi yazıyorum.